İnsanlar dünyaya kul oldular. Din yalnız ağızlarında. Geçimleri düzende ise söz ediyorlar dinden. Ama bir belaya uğradılar mı bundan da vazgeçiyorlar. Gerçeğe uyan, işe koyulan yok. Fakat batıla koşan çok. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki fakir olsan bile şerefli kalasın. Hazreti Ali radıyallahu anh. Girmediğin gönül senin değildir. Gönül yalnız gönül vermekle alınır. Gönül istiyorsan önce gönlünü vereceksin. Sular sana hasret, senin için çağlar. Ya İmam Hüseyin. Ben kimin Mevlası isem, Ali de onun Mevlasıdır. Ya Ali, seni müminler sever, münafıklar düşmanlık eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dostuna yardım etmekte duyarsız olan düşmanının darbesiyle uyanır. İki şey vardır ki sonu bulunmaz, ilim ve akıl. Kim alimler ile çok oturup kalkarsa dilinin bağı çözülür. Zihnindeki bulanıkları giderme imkanına kavuşur. Nefsinde beliren gelişme hoşuna gider. Bildiklerine karşı güveni artar ve öğrendiklerini dile getirmede cesaret kazanır. Hazreti Hasan radıyallahu anh. Şahıs mühlet talep ederken fırsatı olan kişi bunun değerini bilmeyerek işlerini sonraya ertelemekle kendini oyalar. Akıllı adam kendisini nasihat etmesini isteyen kimseye hile yapmaz. Nimet içerisinde bulunduğunda şükretmek, bir musibet gelip çattığında sabırlı olmak, şerri olmayan bir hayırdır. En keskin göz hayırı gören, en güzel işiten kulak, nasihatleri dinleyip ondan yararlanan ve en sağlam kalp de şüphelerden arınandır. Müşavere eden bir kavim mutlaka kemale erişir. Nimeti şükretmemek alçaklıktır. İbadet etmek isteyen onun için temizlenmelidir. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. Kurtuluş ve saadet talep edin ve ihtiyarlık çağı ulaşmadan ciddiyet gösterin. Azap parçaları inmeden ve lezzetleri yok edici ölüm ulaşmadan önce amel yapmaya koşun. Zira dünya nimetlerinin devamı bulunmayan musibet. Yolculuğun uzaklığını hatırlayan ona hazırlanır. Öğüdün size ulaşmasını engelleyen gurur perdesidir. Gurur ve bencillik kalkmadıkça öğüt etkili olmaz. Ben ağacın köküyüm, Ali onun gövdesi, Fatıma onun dalları, Hasan ve Hüseyin onun meyveleri, bizi sevenler ise onun yapraklarıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yemin ederim ki gıybet, dine koparılan bir erk parçasının vücuda verdiği zararlardan
daha ağır bir zarar verir. Kulağın imtihanı nasihatleri duyabilirse başlar, gözün keskinliği ise güzelliği görebilince belli olur. Dertlerimi kimselere söylemem, dostuma söyleyeyim de neden onu da üzeyim? Düşmanlarıma söyleyeyim de neden onları sevindireyim? Yuvasını seven kadın için tahammül edilmeyecek bir zorluk, katlanılmayacak bir fedakarlık yoktur. Ben ölümü saadet biliyorum ve zalimlerle yaşamayı ise zillet. İmam Hüseyin radıyallahu anh. Ben ceddimin ümmetini ıslah etmek ve ceddim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu ihya etmek için kıyam ettim. Kudret kandilinde bal kıyıp duran Muhammed Ali'nin nurudur billah. Zuhur edip küffarın meskenin yıkan elinde zülfikar Ali'dir billah. Ali'nin eti benim etimdir. Ali'nin canı benim canımdır. Ali'nin kanı benim kanımdır. Her kim ki Ali'yi severse beni sever. Beni seven de Allah'ı sever. Her kim ki Ali'ye düşman olur, bana da düşman olur. Bana düşman olan da Allah'a da düşman olur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Düşmanımızın dahi insan olduğunu unutmayınız. Hazreti Ali radıyallahu anh. Ali'den üstün yiğit, kahraman, Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur. Allah'ım, bana düşmanımı sevindirecek bir bela, dostumu üzecek bir musibet verme. Amin, amin, amin. Hazreti Ali yolu insanlığın yolu. Hazreti Ali'nin yolunu sürenlere selam olsun. Elbette doğan her güneş mücadeleye davettir. Ey insan, hiç zaman kaybetmeden ağlattığın varsa güldür, kırdığın varsa düzelt, yıktığın varsa onar, döktüğün varsa doldur, aldığın varsa ver ve öylece var hakkın ve halkın huzuruna. Selam olsun o mazlumluk güneşine, selam olsun zalime boyun eğmeyenlere. Selam olsun doğruluk ile hükmedenlere. Ne zaman bir bardak soğuk su içerseniz beni hatırlayın. İmam Hüseyin Hazretleri. Bizi sevmeyi vazife bilin. Zira bizi seviyor olarak Allah'ın huzuruna çıkacak olanlar bizim şefaatimize nail olacaklardır. Yüreği Kerbela çölü gibi sıcak, Hazreti Hüseyin'in nefesi kadar temiz, Fatıma ananın sesi kadar yanık olan tüm Ehl-i Beyt sevdalılarına selam olsun. Ben Ömer Hançeri. Söz ilaç gibidir. Azı yaşatır, çoğu öldürür. Alim ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür. Hazreti Ali radıyallahu anh. Arslan olarak bir gün yaşamak, koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir. Cesaret 10 kısımdır. Biri korkmamak, 9'u dikkat ve ihtiyattır.
Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Gönül Kerbela ise aşk İmam Hüseyin'dir. Her mazlum bir Hüseyin, her zalim bir Yezid'dir. En büyük cihat, zalimin karşısına geçip sen haksızsın demektir. Hayat inanmak ve mücadele etmektir. Allah'ım, ben onu seviyorum, sen de onu ve onu seveni sev. Kim Hasan ve Hüseyin'i severse beni sever. Kim de onlara buğz ederse bana buğz eder. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a and olsun ki yeryüzünde sığınacak bir tek sığınak, barındıracak bir tek barınak kalmasa bile yine de Muaviye oğlu Yezid'e biat etmem. Ya Muhammed, bu senin Hüseyin'indir. Kerbela'da üryan bırakılmış ve seher yeli toprak serpiyor üzerine. Bu senin Hüseyin'indir. Zinazadelerin zulmüyle öldürülmüş. Aman bu hüzünden, aman bu beladan. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Zeynep aleyhisselamın feryadından. Kerbela'da evvelinde yahut ahirinde Rabbinden güzellikten gayrısını görmedi. Her şeye yakın olduğu halde birleşik değildir. Her şeyden uzak olduğu halde zıt değildir. Konuşandır fakat düşünerek değil. O çalışmaksızın irade edendir. Eşyayı aletsiz yapıp yaratandır. Latiftir, gizlilikle vasıflandırılamaz. İri olarak vasıflandırılmadığı halde büyüktür. Basirdir, hisle vasıflandırmak mümkün değildir. Rahimdir, gönül yumuşaklığı ile nitelenemez. Başlar onun azameti karşısında boyun eğmiştir. Gönüller onun korkusuyla dolmuştur. Titrer, dururlar Hazreti Ali radıyallahu anh. Her günüm aşure, her yer Kerbela. Onca Hüseyinler darın katında. Her günüm aşure, her yer Kerbela. Sana kıyan eller kırılsın ya Hüseyin. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul eylesin inşallah. En güzel ve en hayırlı duadır. Bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. Sizler de inşallah dualarınızda bizleri unutmayın inşallah. Saygılar, sevgiler, hürmetler ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbime emanetsiniz. Destek olan tüm dostlarımdan Allah 100.000 kere razı olsun.